CHP Genel Başkanı'nın bir başka yalanı ülkemizde hala, burası çok önemli, ülkemizde hala 1000 liranın altında emekli maaşı alan 847 bin kişinin bulunduğudur. Türkiye'de 1000 liranın altında emekli maaşı alan yoktur Bay Kemal. Kendi SSK Genel Müdürlüğü döneminde takılıp kalmış olabilir. Kendi döneminde bırakınız 1000 lirayı. 60 lira emekli maaşı alanlar bulunuyordu. 60 lira. Bay Kemal, sen hala oradasın ya. Gel gel buralara bir gel. Ama bugünkü Türkiye farklı. Aslında bunun böyle olmadığını kendisi de biliyor. Güya şark kurnazlığı yaparak hak sahipleri arasında paylaştırılan ölüm aylıklarını her biri ayrı emekli maaşıymış gibi anlatıyor. 1000 liranın altında emekli aylığı alan var mı yok mu tartışması çıktı. Rakam verdim. 1000 liranın altında dul ve yetim aylığı alan kişilerin sayısını verdim. 847.643 kişi. Dediler ki böyle bir şey yok. Bakın değerli belediye başkanı arkadaşlarım ve bizi televizyonları başında izleyen değerli vatandaşlarım. Bu Sosyal Güvenlik Kurumu'nun Eylül 2019 tarihli istatistiği, tablosu. Benim değil, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun. Ne zaman? Eylül 2019. En başta 1000 liranın altında aylık alanlar var. Ne kadar? 847.643 kişi. Ben doğruları söyledikçe onlar yalanla halkı kandırmaya çalışıyorlar. Gerek bu partinin genel başkanı olarak ben, gerek belediye başkanları olarak siz, halka doğruları söyleme konusunda bir geleneği özenle ve kararlılıkla sürdürmek zorundayız. Ne söylerlerse söylesinler, hangi gazeteleri olursa olsun, hangi televizyonları olursa olsun, gerçeğin önünde hiç kimse bir engel olarak duramaz. Acıdır gerçek, biliyorum. Bazen birileri için sorunlu da olabilir, onu da biliyorum. Ama gerçek değişmez. Güneş balçıkla sıvanmaz. 800 bin kişi, 800 binden fazla kişi 1000 liranın altında aylık alıyor. 1000 liranın. 1000 liranın altında aylık alıyor. 21. yüzyılın Türkiye'sinde. 17 yıldır bu ülkeyi yönetenler Türkiye'yi ne hale getirdiler? 17 yıldır. Cepleri için çalıştılar. Vatandaş için değil. Cepleri için çalıştılar. Fakir fukara için değil. Cepleri için çalıştılar. Yakınları için, dünürleri için, akrabaları için, oğulları için, torunları için çalıştılar. Biz kimin için çalışıyoruz? Vatandaş için. Bu ülkenin hiçbir ayrım yapmadan bütün vatandaşları için çalışıyoruz. Siyasette yeni bir süreci birlikte başlattık ve birlikte götüreceğiz. Birlikte başlattık, birlikte götüreceğiz. Yeni bir siyaset, yeni bir siyaset anlayışı. Ahlaklı bir siyaset, adaletli bir siyaset. Hiç kimseyi ötekileştirmeyen bir siyaset. Bunu yapacağız değerli arkadaşlarım. Ankara Büyükşehir Belediye'mizde 250 bin öğrencinin ulaşımını ucuzlattı. 250 bin öğrenci. Ankara için çok değerli. Değerli arkadaşlarım, aile sigortası kavramı bizim daha önceki seçimlerde dile getirdiğimiz ve ayrıntılarını da broşürler haline getirip kamuoyuyla paylaştığımız bir projemizdi. Bazı belediye başkanlarımız kendi bölgelerinde yoksul vatandaşlarla ilgili aile sigortasının bir benzerini uygulamaya çalıştılar. Adana'da Seyhan'dan, Ankara'da Yeni Mahalle Belediye'miz buna benzer uygulamaları yaptı. Şimdi Ankara Büyükşehir bu uygulamayı kart üzerinden bütün Ankara için yapacak. Bütün Ankara için yapacak. Düşünebiliyor musunuz? Ülkeyi yönetenler bunu beceremiyorlar. Ama biz yerel yönetimlerde bunu yapıyoruz. Bu şunu gösteriyor. Kim fakirin, fukaranın yanında? Kim yoksulun yanında? Kim garibanın yanında? Hiçbir ayrım yapmadan, bu bizim partilimiz ya da bizim partilimiz değildir demeden, hayat standardı düşükse
onun yanında olan belediye başkanlarımız var ve ayrım yapmıyorlar. Bu da bizim için değerli değerli arkadaşlarım. Ve kreş yapacağız. Söyledim daha önceden de. Yoksul mahallelerden başlayarak, fakir mahallelerden başlayarak her mahalleye kreş yapacağız. Her mahalleye. Çoğu belediye başkanımız yaptı. Yapmaya da devam ediyor. İstanbul Büyükşehir'de bir karar aldı. 150 mahalleye 150 kreş. 150 mahalleye 150 kreş yapacağız dedi. Ve cepten 5 kuruş para çıkmadan. Şehir hastanelerinin benzeri değil ama. Diyordu ya şehir hastaneleri için. Ey Kılıçdaroğlu sen bunu bilmezsin. Bütçeden 5 kuruş para çıkmıyor. Bir baktık bütçeden yapıldığı yıl 2000 Faik Bey 2019'da değil mi? 6 milyar lira. 6 milyar lira. 20 milyar liraya kadar çıkacak bu. Takvimi koydular önümüze. Ama İstanbul Büyükşehir'in yaptığı 150 kreş için belediyeden hiç para çıkmayacak. Gönüller yapacak bunu. Ne demektir bu? Çocuğunu güven içinde anne getirip okula verecek. Yoksul ailelerin çocukları orada iyi bir eğitim alacaklar. Sosyalleşecekler. Şiir okuyacaklar. Arkadaşlarıyla konuşacaklar. Resim yapacaklar. Şarkılar söyleyecekler. Ve o anne kent kültürünü tadacak. Alışverişini yapacak. Taziyeye gidecek. Düğüne gidecek. Akrabalarına gidecek. Gezmeye gidecek. Sinemaya gidecek. Ona bu imkanları bizler vereceğiz. 17 yılda yerel yönetimlerde de 25 yılda yapamadıklarını kent kültürünü içselleştiren Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları olarak sizler yapacaksınız. Ve sizlere bir teşekkürüm daha değerli arkadaşlarım. Kooperatifçilik konusunda belediye başkanlarımızın duyarlı davranması. Pek çok ilde, ilçede, beldede kadınları bir araya getirip kooperatif kurarak onların daha iyi gelir elde etmelerine, alın teriyle gelir elde etmelerine imkan sağladınız. Bu aynı zamanda kırla kent arasındaki gelir dağılımının dengelenmesi açısından da çok önemli. Bir şeyimiz var, onun için biraz zamana ihtiyacımız var. Kentin estetiği ve kentin entelektüel yapısı. Kentli olmanın kuralı farklıdır. Kentli apartman dairesinde oturur. Kentli sabah kahvesini içer, çayını, kahvaltısını yapar. Sabah gazetesini okur, işine gider, arabasına biner. Belli bir hayat standardı vardır. Ve dolayısıyla kentinin bir şekliyle entelektüel dünyadan da nasibini alması lazım. Sineması, tiyatrosu, resim sergisi, hayatın her alanı ile ilgili entelektüel dünyanın. Sinemaya gitmek isteyebilir, tiyatroya gitmek isteyebilir, bir oyunu izlemek isteyebilir, deniz kenarında gezmek isteyebilir, bir parkta oturmak isteyebilir, ailesiyle beraber gidip herhangi güzel bir yerde bir sabah kahvaltısı veya bir akşam yemeği veya bir öğle yemeği yemek isteyebilir, arkadaşlarıyla, dostlarıyla beraber güzel bir parti yapmak isteyebilir, düğüne, derneğe gitmek isteyebilir. Kentinin böyle bir yaşamı vardır. Ama kentli aynı zamanda entelektüel dünyadan da yararlanmak ister. Dolayısıyla belediye başkanlarımızla sanatçılar arasındaki ilişkinin de çok sağlıklı bir zeminde ilerlemesi gerekiyor. Buna biraz daha zamanımız var ama bu konuda atılmış çok ama çok güzel adımlar var. Ve biz bütün bu hizmetleri yaparken değerli arkadaşlarım, tek güvencemiz demokrasi. Bize oy veren vatandaşlar. Demokrasi kültürü geliştikçe bu ülkede kişi başına gelir de süratle artar. Demokrasi kültürü yani hukukun üstünlüğü sağlandıkça yatırımcı önünü görür. Bir gelecek endişesi taşımaz. Geldiğimiz noktada şöyle bir açmazla karşı karşıyayız. Yargı bağımsızlığı olmadığı için, adalet duygusu büyük ölçüde zedelendiği için, parası olanın hapisten çıkıp parası olmayanın hapiste kaldığı, parası olan hakkında savcının iddianame bile düzenlemediği, parası olmayanın doğrudan doğruya yakalanıp hapse atıldığı bir süreci yaşıyoruz. Dolayısıyla değerli arkadaşlarım, bu süreç içerisinde hepimizin savunması gereken temel kural hukukun üstünlüğü, adalet ve demokrasidir. Sizler belediye başkanı olarak seçildiniz. Savcılıktan kağıt aldınız.
Yüksek Seçim Kurulu'na gitti. Dosyalarınız. Yüksek Seçim Kurulu hiçbir sakınca yoktur. Belediye başkanı olabilirler, adayı olabilirler dedim. Belediye başkanı adayı olarak çıktınız. Meydanlara çıktınız. Vatandaşa gittiniz. Kahve kahve, sokak sokak dolaştınız. Apartman apartman gezildi. Sadece siz değil, partililer gezdi, vatandaşlar gezdi, gönüllüler gezdi. Sizleri anlattılar. Ve vatandaş size güven verdi ve sizleri belediye başkanlığı seçti. Belediye başkanlığı koltuğuna oturttu. Ama bir gün sonra, bir gün sonra bir ilde bir vali yazıyor, bu belediye başkanlığı görevden alın ve kayyum atayın. Daha koltuğuna bile doğru dürüst oturmadı. Daha koltuğu ısınmadı. Bu demokrasi değil arkadaşlar. Demokrasiye indirilen darbedir. Halkın iradesine indirilen darbedir. Hangi partiden olursa olsun, her siyasal parti doğal olarak bir başka siyasi partinin rakibidir. Ama her siyasi partinin ortak hedefleri vardır. Demokrasi gibi, insan hakları gibi, kadın erkek eşitliği gibi, Türkiye coğrafyasında aç kimsenin yaşamaması gibi, herkesin iş güç sahibi olması gibi. Eğer siz beğenmediğiniz bir partinin belediye başkanlarını neredeyse topluca yerine alıyorsunuz, görevlerinden alıyorsunuz, yerine kayyum atıyorsunuz. Kim? Atamayla gelen birisi. Vatandaş niye oy kullandı? Hangi gerekçeyle vatandaş oy kullandı? Sormak gerekiyor iktidar yetkililerine. Sandığı niye koydunuz oralara? Sandığı koymasaydınız. Hadi belediye başkanını aldınız. Belediye meclisi var. Belediye meclisi otursun, bir belediye başkanı seçsin. Demokrasiyle demokrasi. Ona bile izin vermediler. Ben şu sözü seçimlerden önce de, seçimlerden sonra da defalarca kullandım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde hiç kimsenin can ve mal güvenliği yoktur. Ben bunu söylediğimde kızıyorlar. Sanıyorlar ki bunu sadece ben biliyorum ve açıkladım. Bir sırrı ifşa ettim diye düşünüyorlar. Yok arkadaşlar, bütün dünyanın bildiği bir gerçek bu. Bütün dünyanın bildiği. İster gidin Güney Kore'ye, ister Japonya'ya gidin. Aksini söyleyince, efendim bak sen gene aldın Türkiye'yi bütün dünyaya kötüledin. Sanki bütün dünyanın kulakları ben konuşunca açılıyor. Dünyadan da haberleri yok bunların. Dünyadaki gelişmeden de haberleri yok. Teknolojiden de haberleri yok.